Şimdiki konum değerli partnerim, sevgili abim Doktor Özgür Koldaş. Değerli abim, şimdi bu tasarım dolgu diyoruz. Bütün yüz uygulaması diyoruz. Bu bütün yüz tasarım dolgu uyguladığımızda örneğin mezoterapilerle desteklendiğinde ya da uygulama yapıldığında bunların birbirine bir zararı veya uygulama sürelerini uzatma gibi bir şansı var mıdır? Tasarım dolgu nerelere uygulanır, nasıl uygulanır? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Evet sevgili Beste. Dolgu uygulamaları yüzün tüm noktalarına hatta vücudun tüm alanlarında kullanılabilen, cildin olduğu her yere yapılabilen işlemlerdir. Etken maddesi hiyalonik asittir. Doku dostu bir maddedir. Dokuda da hiyalonik asit vardır. Ciltte de olan bir maddedir hiyalonik asit. Ve bu madde zaman içerisinde üretimi azalmak suretiyle yaş almakla birlikte azalma gösterir. Ve bunun takviye edilmesiyle birlikte gençleşme, daima genç olma, bir nevi yaşını göstermeme durumu e, olabilir. Evet, biz burada belirli alanlarda normalden daha fazla olan yıpranmayı, normalden daha fazla olan e, azalmayı, hiyalonik asit azalmasını ve kırışmayı gideriyoruz. Bütünsel yaklaşıyoruz. Örneğin göz altlarında azalmalar varsa o bölgeye e, bir işlem. O bölgeye ilave hiyalonik asit uyguluyoruz. Mesela yanaklarda bir azalma var ise hatta bu yanaktaki azalmadan kaynaklı ciltte bir sarkma görüntüsü var ise kişide yanaklardaki hacmin hiyalonik asitle arttırılması sonucu hem kaybı gideriyoruz aynı zamanda da sarkmayı gideriyoruz. Evet tüm yüz yaklaşımı tasarım dolgusu mantığıyla tüm yüzde yapılan iyileştirmelerde etkinliği daha çok arttırmak isteyen izleyicilerimiz için özellikle e, söylemek istiyorum. İşlemlerden sonra hialolunik asit destekli cildin yeniden yapılanması yüzde yeniden bir şekil değişikliğinin yaratılması ve yeni bir tasarım yeni bir yüz ifadesi, eski fotoğraflara benzeyen kişinin kendine ait eski yüzünü yıpranmışlığın öncesindeki yüzünü yeniden kazandırdığımız uygulamalarda. Elbette dokuyu destekleyen, cildi destekleyen, cildin yapı taşlarından olan amino asitlerle birlikte dokuda bir iyileşme sağladığımız <laughs> mezoterapi uygulamalarını da ekleyebiliyoruz. Bu kombine, hocam kombine hocam edebiliyoruz. Misin? Bu mezoterapilerde elbette yine hyaluronik asit kullanabiliriz. Ama amino asit destekli amino asitlerle e, zenginleştirdiğimiz mezoterapi solüsyonlarını kullanırsak bir nevi amino terapi, amino asit terapi Amino asitleri azalan, dokulardaki zayıflamayı, ciltteki ışıldamayı da vermek istediğimiz... Yani hem dolduralım hem evet, de canlandıralım. Evet, ışıldamayı da vermek Hı -hı. istediğimiz bir e, uygulama düşündüğümüz anda aminoterapi e, destekli. hiyaluronik asitle birlikte amino asitlerden zengin solüsyonları mezoterapi olarak uygulayabiliriz. Tek önemli olan detay burada bu ürünlerin doku uyumlu yani cilde enjekte edilebilir... Klas 3 sertifikasına sahip ne demek? Doku bütünlüğünün içine girebilir e, iznine sahip ürünler olabiliyor olması gerekir. Birçok ürün sevgili seyircilerimizin de zaman zaman sıklıkla kullandığı kozmetik ürün kapsamındadır. Bu kozmetik ürün mantığı e, sürülebilir kremler mantığından çok da öte değildir. Cilde tatbik edilebilir. Cilt içerisine, sadece hekim kontrolünde, belirli bir tedavi planı içerisinde gerçekleştirilebilen, enjekte edilebilen ürünler olması gerekir. Bu işlemleri gerekir. gerçekten buna yetkinliği olan insanlara uygulama, hekimlere Tabii uygulanması gerekir. Hekimlerin uygulaması gerekmektedir. Evet. Plastik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve medikal estetik hekimleri tarafından muayenehanelerde, tıp merkezlerinde, hastanelerde uygulanması gerekmektedir. Ve bu uygulamalar sonucunda yaratılan yeni bir yüz görünümü, tüm yüz görünümü Yüzün birçok noktasında yapılan az veya çok birçok noktada iyileştirmek amacıyla uygulanan bir e, tedavi mantığındadır. E, sizin de e, e, çok e, kabul edeceğiniz gibi sevgili seyircilerimiz, e, bir kişinin kıyafetinde sadece gömleğin ütülenmesi veya sadece ceketin parlak görünmesi, bütünsel o kıyafeti Güzel tam göstermiş. anlamıyla göstermeyecektir. Tabii ki, tabii ki. İşte burada tasarım mantığı ve tüm yüzde yapacağımız iyileşmeler, dolgu ve aminoterapi mantıklarının hepsi e, yeni bir yaklaşımı kişinin yaşını gösteren, biraz daha ilerlemiş, yıpranmış, yorulmuş görüntüyü ortadan kaldıran e, bir e, görünüme sahip olmasını sağlamaktadır. Evet, sanırım e, tasarım dolgu mantığı ve çok yenilenmiş yüz oldu. yaklaşımları e, sevgili seyircilerimizin de gelen sorularından anladığımız kadarıyla çok daha fazla önümüzdeki dönemlerde konuşacak gibiyiz. Evet. Evet, şimdi sırada kim var sevgili Beste? Sırada ben varım şimdi. Botoks uygulamalarıyla bütünsel yüz yaklaşımı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Evet, e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok yaşa devam ediyor efendim.